Evet aktif ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim mesafe adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Hadi be, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Arkadaşlar şimdi süratle Cumhuriyeti verebilirlerse ekrana öyle giriş yapmış olalım hızlıca. Cumhuriyet'in manşet hatta Cumhuriyet'in manşetinden önce dün akşamki maçı konuşalım mı? Ben futbol sevmem. Ama tür bir realite. Hayatta da var olan bir realite. <laughs> Ama dün akşam sevdim. Arjantin'in Fransa'yı yenmesi e şöyle düşündüğümde Fransa'nın yaptığı zulümleri Arjantin'i düşününce Arjantin'i yenmesi bana daha makul gibi geldi. Daha güzel gibi geldi. Yani zulümlere bakacak olursanız Fas Fransa'yı yenseydi Fas dünya şampiyonu olsaydı daha iyi olurdu. Ama sonuçta Fas elendi. Sonrasında da eğer Arjantin'le Fransa şampiyonluk maçını yaptıysalar ben şahsen Önümde işler vardı. Sol tarafımda televizyon açıktı. Bir tane penaltıya baktım. Diğerlerinin hiçbirine de kalkıp bakma ihtiyacı bile hissetmedim. Dolayısıyla sonuçta futbol gençleri belki zehirlemek için Cumhuriyet'le başlayalım dediniz. Sonra vazgeçtiniz. Cumhuriyet'in başlığı <laughs> demokrasiyi zehirliyorlar şeklinde. Dolayısıyla biz de gençliğimizi zehirlemeyelim. Tamam futbol hepimiz Oynadık, oynuyoruz belki ufak ufak ama sonuçta onun peşinden koşmak, işte bir topun peşinde 22 kişi koşuyor, e, milyonlarca kişi de onu seyrediyor şeklindeki dünya genelindeki algıyı da kırmamız gerekir. E, o açıdan belki Katar'da düzenlenen o dünya şampiyonası için Türkiye niye yoktu o dünya şampiyonasında diye sorgulamamız gerekir. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kalkıyor, gidiyor ama sonuçta Türkiye'nin af milli futbol takımı orada yok. Şu teknik direktörü getiriyorsunuz, öbürsünü götürüyorsunuz. Türk e, teknik direktör deniyorsunuz olmuyor, yabancı deniyorsunuz olmuyor. Orada da belki bir ruhla, bir milli mücadele ruhu mu dersiniz, artık ne dersiniz? Evet, spor işte barıştır, kardeşliktir, şudur budur deniliyor ama böyle sonuçta da dünya şampiyonası gibi yarışmalarda da herkes kendi milli takımını tutuyor. Kendi milli takımının arkasında duruyor. Seviniyor, ölümüne seviniyor veya üzülüyor, ağlıyor. O <laughs> noktada da daha bir milli ruhla mücadele edilmesi gerekiyor. Ama bir şeyi vardı. Mesela arkadaşlar şimdi o son attığım kareyi verirlerse Arjantin milli takımının Herhalde kaptanı oluyordu Messi, bilmiyorum. E, finalde kupa teslimi esnasında e, kendisine e, Arapların yaygın olarak giydiği e, cübbe'nin cübbe mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum tam bu kıyafeti ama Arap kültürünün bir parçası olarak giyilen bu kıyafet veriliyor. O kıyafet giyilince bakın ne kıyametler kopuyor. Şimdi Fatih Altaylı'nın tweetini verelim ekrana. Onu da konuşmuş olalım. Bakın Messi çıldırmış Fatih Altay'la. Messi milli forman yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor. Nokta nokta böyle futbola Katar para ile her şeyi satın al herhalde satın al, al aldı demek istiyor ama sayın aldı heyecandan öyle yazmış. Rezillik, utanç, terbiyesizlik, saygısızlık. Şimdi ne var bunda? Düşünebiliyor musunuz? Bir kıyafet üzerine omzuna atılıyor. Dediriyor yani. Fatih Altaylı buradan. Hı. Çıldırıyor. 28 Şubat'ta da aynı adamın şeyini de verelim, köşesini de verelim. Yeni vatandaşlık görevi edinmiş kendisine 28 Şubat'ta. Neydi? Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de bu kanunu tanımayanları yakalatmak mı kötü diyor. Şimdi evet. bu adam, dün bunu yapan adamlar, şimdi de kalkmışlar. O küfrederek, hakaret ederek bunu parayla satın aldılar. Niye üstüne giydi bunu diyor. Şimdi yöresel kıyafetlerin giyilmesi e, ülkeler arasında bu tür temsil noktasında olan insanlar için adetten olmuş. Belki Cumhurbaşkanı'nı görüyorsunuz. İşte Türkmenistan'a gittiği zaman oranın yöresel bir şapkasını takıyor. Azerbaycan'a gittiği zaman belki oradaki yöresel bir giysiyi giyiyor. Cübbe üniversitede Fahri Doktor'a ünvanı verildiği zaman benzer şeyler yapılıyor. En somut örneğini verelim. Şimdi Fatih Altaylı eğer bu işe bu kadar karşıysa 28 Şubat sürecinde Mehmet Yakup Yılmaz'ı tam hatırlıyorum da Ertuğrul Özkök vardı yanında hatırladığım kadarıyla. İspanya'da büyük ihtimalle etek giymişlerdi. Oranın yöresel olarak erkekler de etek giyiyorlarmış. Belki arkadaşlar da bulabilirler o fotoğrafı. O tarihte karşı çıkar Fatih Altaylı. Der ki ya gazetecisiniz siz ne bu soytarılık imza atıyorsunuz demiş olur. Yani derim ki bugün de işte bir futbolcunun gittiği ülkede Dünya Kupası'na imza attıkları noktada o ülkenin lideri tarafından kendisine giydirilmek istenen yöresel kıyafeti reddetmiş. Ama ben şimdi burada tabii yöresel kıyafeti kutsamak da istemiyorum. Yani Araplar için, Katarlılar için önemli olabilir o giysi. Bizim için önemli olma noktası cübbenin Hz. Peygamber'in de giymesi, Arap olarak giymesi değil ayrıca ilaveten Müslümanlara da bunu tavsiye etmişler. Ben bu arkadaşların nefretinin kaynağı e da odur. odur. Onun için söylüyorum. Yani İspanya'nın eteğine erkekler giydiği zaman itiraz etmeyenler, Katar'ın cübbesini giymeye kalkışan Messi'yi e, boğmaya çalışıyorlarsa bunun arkasındaki maksat bence o cübbeyi dini bir giysi olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla dini bir giysiyi sen nasıl olur da giyersin diyerekten reddetmezsin diyerekten böyle bir algı oluşturuyorlar. Ama aynı tavrı İngiltere için, Almanya için veya Amerika için e, sergilememiz gerekir. Türk milleti olarak onların parasına muhtaç değiliz. Bassın onların paraları vesaire dediğimiz zaman ha 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 e, dünyanın gerçeklerine sırtını dönüyorlar böyle yaşam olmaz böyle hayat olmaz diye bize akıl veriyorlar. Ama şimdi geldikleri noktada Katar'ın parasına lanet olsun diyor. Onlardan gelecek para mara hiçbir değeri yok diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada tutarlı olmaları gerekir. Samimi olmaları gerekir. Eğer gerçekten ki biz o noktadayız. Milli olma noktasında Avrupa'nın parası yiyor, şuyu buyu kendi ayaklarımızın üzerine duralım, kalkınalım. İşte e, ne yapıldı? Son olarak yerinde duramıyor dedi Selçuk Bayraktar. Kızıl Elma uçtu, havalandı dedi. Yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Bak, ok, arkadaşlar da işte, evet. evet. Mehmet Yakup Yılmaz da şeymiş, e, Milliyet'ten e, sen söyle şey, ismini. Günleri Civaoğlu. güneri Civaoğlu. Güne, Etekleri giymişler. Ertuğrul Özkök bu. E, demek ki Mehmet Yakup Yılmaz da başka bir fotoğrafta vardı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla eteği giyip işte dizine kadarki çorabı da çekip gayet güzel bu görüntüyü verdiğinde Fatih Altaylı da bunlarla birlikte Ertuğrul Özkök'ün altında Fatih Altaylı yazar olarak çalışıyordu. Genel yayın yönetmenine iki çift laf edememişti. Veyahut da aynı grupta yazı yazan Güneri Civaoğlu'na herhangi bir şey söyleyememişti. E şimdi kalkıp da Messi'ye akıl vermeye çalışıyorsanız Messi kim? E görebildiğimiz kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla işte Dünya Kupası'na imzasını atan en kral futbolcu diyelim. En kral futbol takımının, Arjantin'in en kral oyuncusu. E şimdi Fatih Altaylı oturduğu yerden Ferrari'lere binip şimdi ahkam kesiyor ki işte Messi onu giymeyecektim vesaire vesaire veyahut da futbolunda bilmem neyine. Demek ki bakış açısı şu, futbol Atatürkçü, laikçi kesime hizmet ediyorsa futbol. Tabii. Ama oraya hizmet etmiyorsa at içine bilmem ne yapayım denilen bir oyun haline geliyor. Biz ya bu gençleri belli bir noktada enerjilerini dağıtmak için oynanıyorsa buyurun oynayın. Ama tek hedef haline geliyorsa Yani gençlerimiz çocuklarımız Ben futbolcu olacağım Diyerekten kendilerine ideal Belirliyorlarsa orada biraz oturup Düşünelim diyoruz E nokta, O noktada onlar bize saldırıyorlar Ama şimdi işlerine gelmeyince O futbolun bilmem içine Bilmem ne yapayım diyebiliyorlar Evet, evet. Sonra da, sonra evet da, bu da. daha geniş fotoğraf Mehmet Yakup Yılmaz Ne hikmetse onun o biraz daha dik Duruyor diye herhalde daha kafamda kalmış Diğerlere biraz daha böyle gerçekten de benzemişler. İskoç böyle. eteğiymiş. Evet İskoç'u evet. daha doğrusu. Bir de Doğan Güreş'in de sanki böyle bir fotoğrafı vardı diye hatırlıyorum. Doğrudur. doğrudur. Şimdi bunlar yöresel. Ben, bana soracak olursanız işte içlerindeki bilinçaltını belki dışa vurumdur diyebilirsiniz. Veyahut da işte yarım saatliğine bir saatliğine yeşillik olsun diye bir <laughs> etek giymişler. Bunu abartacak ne var diyebilirsiniz. Ama Fatih Altaylı'nın kafasının, zihniyetinin ne olduğunu görmek için kendi e, grubunda yazı yazan kişilere o tarihte hiçbir itirazda bulunmadığı halde şimdi Mesih'e, sırf Katar'a düşmanlık yapmak için yazdığı o yazıyı veya tweet'i eleştirme noktasında hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi Cumhuriyet'te devam edelim o zaman arkadaşlar ekrana versin. Ki o cübbeyle belki Cumhuriyet'le gene siz devam edin ama hafta sonunda olduğu için sizin gündeminizde yoktur. Belki cübbe diye girdik mevzuya. O Katar'ın cübbesiydi veya yöresel olarak Arapların giydiği bir giysiydi. Ama o dini bir ritüel olarak kullanılmak istendiğinde Nasıl Cumhuriyet Gazetesi'nin, laikçilerin, sekülerlerin, Fatih Altaylı'nın da başta olmak üzere nasıl düşmanlık sergilediklerini gösterme açısından Cumhuriyet Gazetesi'nin cumartesi günkü nüshasında vardı. Hafta sonu yayın yapmadığımız için ben ayırdım ve bugün göstermek üzere yanımda getirdim. Bakın iç sayfalarında iki, üç tane karikatür cübbeli sarıklı insanlarla ilgili. Yarım sayfada Beş tane, altı tane karikatür var. O karikatürlerin yarıdan fazlası cübbeli insanlarla ilgili, sarıklı insanlarla, sakallı insanlarla ilgili. E şimdi ben soruyorum Cumhuriyet'in yönetimine, sizin bu yaptığınız yoğunluktaki bu cübbeli, sarıklı, takkeli insanları çiziyorsunuz veya çizdiriyorsunuz ve onları yayınlıyorsunuz. Bu din karşıtlığı değil de nedir? Yani. Şurada şimdi uzun sakallı birisi küçük bir kız çocuğu sakalın arasından çıkıyormuş. Malum olaya e, ithaf ediyorlar büyük ihtimalle. Veyahut da bir başka şeytanlaştırılmış şekilde bir sakallı, cübbeli ve kafasında da bir e, takke olan bir kişiyi çiziyorlar. Ama yüz hatlarıyla böyle şeytanlaştırdıklarını da çok net olarak belirtiyorlar. Elinden tutmuş zoraki bir çocuğu hem de onu da trafik levhasından alıp kaçırıyorlarmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu ülkenin insanlarına düşmanlık. Milyonlarca sarıklı, cübbeli, sakallı insan var bu ülkede. Bunların hepsine böyle bir algı oluşturmaya, Cumhuriyet gazetesinin hakkı var mı? Yok. Bir başka karikatür Anadolu komple coğrafi olarak belirtilmiş. Orada üzerinde Anadolu'nun üzerinde sarıklılar var. O sarıklılar İzmir'den Yunan'ı denize dökerken gayet iyiydi ama şimdi şöyle tanımlıyorlar, tasvir ediyorlar. Çocuklar kaçıyorlar. Anadolu'nun Yunan Ege bölümlerinde ama bu sakallılar gelirse bize şu kötülüğü yapar, bu kötülüğü yapar diye. Ama Türkiye'de yaşayan insanlar, o sarıklı, sakallı insanların ki... ...alkollü içecek satılan, hatta kurallara da aykırı olarak sokağa taşacak şekilde... ...oturup, masalar koyup sokaklara, kaldırımlara, orada biralarını içen insanlara... ...nasıl güzellikle İslam'ı tebliğ etmek için konuştuklarını... Sosyal medyada, videolarda görüyorsunuz. O insanlara içki kötüdür, bu alışkanlığı terk edin diye anlatımlarını görüyorsunuz. Orada oturan kişilerin ise ya git ya git ya bana tebliğ etme, İslam'ı tebliğ etme, sen git başkasına tebliğ et diye protesto ettikleri halde, tepki koydukları halde o Müslüman kişiler nasıl güzellikle onlara hitap ettiklerini görüyorsunuz. Bu güzel örnekleri de bir tane çizimle şurada anlatsalar kişi mesela kendisine dövüyor kendisine zarar veriyor alkol içmek odur bira içmek odur kendi sağlığına zarar veriyor bir başka kişi de geliyor bir Müslüman kişi de geliyor diyor ki ya yapmayın kardeşim güzel kardeşim bu sizin sağlığınıza zararlı bir şeydir. Dolayısıyla bunu içmeseniz sizin sağlığınız için daha iyi olur dediği noktada git ya başımdan git ben istemiyorum senin tebliğini dediği halde karşısındaki kişi gene güzel kardeşim senin için iyi değil ama sen gene de eğer benim gitmemi istiyorsan ben gidiyorum zaten burada sabahtan akşama kadar duracak halim yok diye. Güzellikle anlatımını da bir karikatürize etsinler. O kendi sağlığına zarar veren kişiyi küçümseyerek veya tahkir mi etmek istiyorlar illa birisini onu tahkir etsinler. Ben tahkir etmeleri yanında değilim. Yani sonuç itibariyle alkol kullanıyorsa ona da güzellikle nasıl ki o sarıklı kardeşlerimiz güzellikle tebliğ etmek istiyorlarsa biz de gene aynı şekilde o içki içenleri de karikatürize etmeden belki onlara tebliğ vazifemizi yapmamız lazım. Dolayısıyla buradaki çifte standart ve riyakarlığı da mutlaka hatırlatmamız lazım. Ya şimdi bir istatistik yapılsa şu gazete akşama kadar nefret söylemi diye çığlıklar atıyor haftanın üç günü 5 evet, günü evet. sayfalarında nefret söylemidir bu yaptıkları hedef göstermektir bilmem nedir diye şey yapıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani şöyle bir hesap yapsak şu gazetenin ölümüne destek verdiği partideki tecavüzleri toplasak eğer hani kıstas baz alacaksak bir de dindar kesimdeki benzeri hadiseleri toplasak ki olmasın ya her ikisinde de olmasın ya toplasak hangisinde böyle nitelemeler yaptığını gördünüz iktidar medyasının hangisinde işte o partinin logosundan çıkarken işte içeriden kadınların kaçtığını gösteren ya da tecavüze uğradığını gösteren bir karikatür yaptığını gördünüz şimdi ve bize dönüp bakıyorlar Bunlar nefret aşılıyor diyorlar tutuyorlar bunların irtibatlı olduğu sözcüsü olduğu temsilcisi olduğu sendikaları nefret raporu hazırlıyorlar akit bu hafta şu kadar nefret şeyine imza attı e işte nefret. bu kadar işte nefretsiz Dört dörtlük nefret nedir bu ya Nedir yani? Sanat manat adı altında bir numaralar çeviriyorlar. Ne? Kaç tane örnek getiriyor? Ben size ezbere sayayım. Pınar Gültekin'den başlayayım. Ankara'da rezidansın tepesinden atılan genç kıza kadar. Onun patronuna oradan geçin İsparta'ya. Oradan geçin Muğla'ya tekrar üniversiteli kızı kum torbası niyetine döven. Ve bunların %98'i ve tam da bu CHP zihniyetinden adamlar, layıkçı insanlar, o kafadan, o zihniyetten insanlar, kızlı erkekli evde kalan insanlar bunlar. Biz bir Müslüman olarak diyoruz ki bir Müslüman erkek olsun, kız olsun ki tek taraflı da kullanmıyoruz bunu. Tek taraflı kullandığımız zaman istediklerini bize söylesinler. Bize desinler ki ahlaksızsınız. Erkek için reva gördüğünüz şeyi kız için reva görmüyorsunuz siz böyle riyakarsınız desinler o zaman hak etmiş oluruz. Biz diyoruz ki erkek de bir kızla baş başa kalamaz. Bir kız da erkekle baş başa kalamaz. Her ikisi için de bu sakıncalıdır, günahtır, problemli bir şeydir diyoruz. Ama onlar sanki erkekler kızlarla tek başına kalabilir. Erkeğe bunun günahı yok ama bir kız çocuğu erkekle kalırsa kızadır günah gibi algı oluşturuyorlar. Sürekli dindar insanları kötülüyorlar. Şu karikatürlerin her biri, bakın bugün için bunlara dava açılmamış olabilir. Dava açılması benim için çok önemli bir şey değil ama onların lugatıyla onlara hitap ediyorum. Bana kalsa, ben savcı olsam bunu çağırırım çizerini. Derim ki, ya sen ne yapmak istedin? Sakallı birisi, sakalın arasında kız çocuğu var. Bana göster kaç tane göstereceksin? Göstereceği işte malum olaydan sonra kaçacak dedikleri ama kaçmayan baba ve kaçacak dedikleri ama kaçmayan damat. İkisi de şu an cezaevinde. Rahatladınız mı diyor. O babanın kızı dahil olmak üzere. Hepsine soruyorum. Rahatladınız mı şimdi? Baba da cezaevinde, damat da cezaevinde. Hayatlarında karakolun önünden geçmemiş insanları cezaevine koydunuz. Şimdi rahat mısınız? Hem eminim ki o baba da o damat da şu an cezaevinde oraya şu veya bu sebeple düşmüş insanlara İslam'ı anlatmak için didiniyorlar, çaba sarf ediyorlar. Onu da biliyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla her şerde bir hayır vardır diyorum. Her hayırda da bir şer çıkabilir diye ayeti kerime var zaten. Biz buna inanmış insanlarız. Ama şimdi sen şunu çiziyorsun. Bütün sakallı insanlar, sen hayatında bir tane sakallı mübarek insan görmedin mi? Onun hatırına şunu çizerken bir elin titremedi mi ya diye sorarım savcılık yapıyor olsam ama kimseye hapis cezasıydı şuydu buydu gerek yok bunlara ya. Nedir bu şimdi? Elinden tutmuş efendim trafik levhasındaki Okul önündür burası. Geçerken çocuklar yaya geçidi olarak burayı kullanıyor olabilirler. Geçerken sürücülere aman dikkat edin denilmiş bir levha asılmış. Onu da hemen görmüş. Aa, kız çocuğu deyip almış sakallı götürüyormuş. Öyle miymiş? Yani şimdi CHP mahallesindeki kız çocuklarına sarkıntıları anlatmaya kalktığımız zaman... Koç Holding'de 41 yıl yöneticilik yapmış olan Can Kıraç'ın torununun 14 yaşındaki kız çocuğuna sarktığını, tecavüz ettiğini anlattığımız zaman Aa, nerede olmuş, nasıl olmuş falan doğru mu söylüyorsun diyorlar. Ama öyle bir medya gücünü kullanıyorlar ki artık Sağır Sultan bile e işte baba 6 yaşında evlendirdiz diye zannediyor kız çocuğunu ve artık legalleştirdiler, meşrulaştırdılar kendi söylemlerini. Bugün yanılmıyorsam Cumhuriyet'te veya Sözcü'deydi. Artık iddia edilen de demiyorlar. 6 yaşındaki yani. kızını evlendirdiği iddia edilen falan tabii diye tabii. bir şey kalmadı. 6 yaşında kızını evlendirdiği için cezaevine konulan baba diye devam ediyorlar. E bunların hepsini bu dünyada hesabı verilmezse ahirette verileceğine inanıyoruz. Evet, şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini verelim ekrana arkadaşlar. Demokrasiyi zehirliyorlar diyor. CHP İmamoğlu Kararı ve AK Parti'nin teklifi için net konuştu demiş. Bakın şimdi tek, ben okurken bir kere daha okumak durumunda kaldım. Ya bu akılla izah edilebilir bir şey değil dedim. Şimdi ha, neyden bahsediyorum? Başörtüsü teklifiyle alakalı. Diyor ki CHP hukuk işleri sorumlusu, genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin başörtüsüne anayasal güvence getiren teklife ilişkin dert başörtüsü değil, seçimi zehirlemek, ekonomi yozlaşma konuşulmasının konuşulmasın aile ahlak konuşulsun istiyorlar. Yeni anayasa yeni meclisin işi olmalı ve öyle olacak diyor. Şimdi kim getirdi bu teklifi önce? CHP mi getirdi? AK Parti mi getirdi? CHP mi dedi başörtüsüne yasal güvenceye kavuşturalım? CHP başörtüsüne yasal güvenceye kavuşturacağım dediğinde AK Partililer önce dedi ki ya arkadaş zaten biz onu yaptık. Siz karşı çıkıyordunuz AYM'ye götürdünüz iptali için biz yaptık zaten dedi. Dedi ki yok dedi bu konuda bir boşluk var dedi. Biz bunu sağlayacağız dedi. 3-5 tane kafası karışık kafası karışık mütedeyyinin oyunu alabilmek için bunu yaptı. AK Parti dedi ki tamam dedi o zaman CHP'nin gelecek versiyonlarından da koruyalım kadınlarımızı, ailemizi, çocuklarımızı bunu anayasaya koyalım dedi. Şimdi bunu söyleyen adamlar diyor ki bu seçim yatırımı. Bunu yasalaştırmaya çalışmak seçim yatırımı. Kendileri yaparken, teklif ederken seçim yatırımı değil, kendileri hayatları boyunca başörtü düşmanlığı yaptıkları halde şimdi başörtülülerden oy alabilmek için veya en azından başörtülülerin kocaları, şunları bunları gelip kendilerinin doğum gününde şak 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 diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlasın doğum gününü kutlasın diye Ahmet Davutoğlu ismini de vereyim. E bu görüntüler olabilsin diyerekten şimdi CHP çıktı dedi ki ya biz helalleşmeye çalışıyoruz ayrıca bir de başörtüyü kanuni güvenceye sağlayalım. Bu noktada da kanuni güvence olsun dediler. O noktada da kanun belki iptali mümkün olan bir düzenlemedir daha üst seviyede bir düzenleme yapalım deyince AK Parti anayasada bunu güvence altına alalım deyince şöyle bakarım ben eğer başörtü düşmanı olan birisi bile olsam ben eğer böyle bir şeyi söylediysem eğer insanlara da deklare ettiysem ya başörtü artık yasak olmasın bu ülkede dediysem ağzından çıktıysa bu o dakikadan sonra bana birisi gelip de ya kanuni güvence diyorsun. Samimiysen anayasa güvencesi getirelim dediği zaman olsun demek zorunda kalırım. Çünkü o yolda bir kere görüş açıklamışım ben. Ama maalesef bunlar önce dediler ki kanuni güvence olsun. işte Ahmet Davutoğlu da gönül rahatlığıyla gelsin. Bizim doğum günlerimizde alkış tutsun bize. Temel Karamollaoğlu gelsin ben kefilim Kemal Kılıçdaroğlu'na çok iyi bir insan o insan desin. Mustafa Kamalak çıksın desin ki vebalin büyüğü AK Parti'dedir CHP'de değil diye anlatımlarda bulunsun. E böyle böyle biz kendimizi topluma kabul ettirelim. Hem bize vermeyecek oy vermeyecekler de Saadet Partisi'ne bizimle birlikte hareket eden Saadet Partisi'ne e, Deva Partisi'ne veya Gelecek Partisi'ne oylarını versinler diye bir e, ortam oluşturmaya çalışırlarken AK Parti hazırladı anayasa değişikliği teklifini. Şimdi ne diyorlar? Seçim sonrası diyorlar. Bakın biz bu mantığı, bu e, kafa yapısını defalarca biz bu ülkede gördük. Ben hukuk fakültesinden 85'te 1985'te mezun oldum. Hukuk fakültesinde hemen hemen bütün derslere girmiş. Yani... 450 kişilik sınıfta 22 kişi, 25 kişi anca vardır. Hepsine girdim derken de biraz daha abartı yapıyorum tabii. Yani belli dersler vardı. O derslere zaten 3-5 kişi anca girerdi. Onun dışında kimse girmez. Ama 450 kişilik sınıfta, 400 kişilik sınıfta her derse giren sayısı 30-40 o civarda bir öğrenci sayısı var. Onlardan birisiydim. Ben hayatımda efendim bir meclisin seçimi sırasında onun anayasayı değiştirme şeklinde vatandaştan oy alması diye bir şey anayasa dersinde görmedim. Burhan Kuzu rahmetli anayasa hukuku dersine giriyordu. Sizin ters kutuplarda e, her hafta konuk ettiğiniz Ferman Hoca. Ferman Hoca anayasa hukuku dersimize geliyordu. Onların hocası konumunda Selçuk Özçelik hocamız bize anayasa hukuku dersine giriyordu. Biz bunlar da böyle efendim şu seçimde şöyle yetki verilir milletvekillerine anayasayı yapmak üzere yetki verilir. Diğeri normal klasik kanunları yapmak üzere ki Cumhuriyet tarihinde de Türkiye için de yoktur böyle bir örnek. Ama bu bir darbeci söylem i̇şte Darbeci yani, söylem. O Onu, meclis anayasayı yapabilir. Şu meclis anayasayı yapamaz. Tabi. Buna taşı Şu an şu anki pozisyon gene biraz masum. 2007'yi hatırlayın. 2007'de 367'de Anayasa Mahkemesi'nden bir kitlediler. Dediler ki Abdullah Gül eşi başörtülü. Onun için Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz biz. E nasıl yapalım? Baktılar, okudular. Anayasa altına baktılar, üstüne baktılar, şuraya bak. He bulduk dediler. Bulduk. Sabih Anadolu dedi ki buldum ben dedi. Meclis toplanırken 367 kişi olacak. Bunlar da toplanıyorlar 362 kişi oluyorlar. Dolayısıyla yeter oyu toplanma yeter sayısı olarak bize sundular. 367'yi bulamadınız toplanırken. Ya dur kardeşim Turku Özal, Süleyman Demirel kaç oyla seçildi? 280-300 oyla seçildi. Sen 367'yi nereden çıkarttın? 300 kişiyle seçilebiliyorsa Cumhurbaşkanı sen kalkıp da daha ilk toplantıda efendim 367 kişi burada olması gerekir. Nereden çıkarttın dediğimiz noktada biz çıkarttık buradan dediler ve kilitlediler cumhurbaşkanı seçimini. Hemen arkasından anayasayı değiştirelim o zaman dedi. AK Parti değiştiremez. Sen milletvekili olmak için, kanun yapmak için halktan yetki almıştın. Sen anayasayı değiştiremezsin. Şimdi gene sinirim zıplayacak. E be insafsız, be vicdansız, be ahlaksızlar. 12 Eylül darbesini yapan adamlar halktan yetki evet. mi almışlardı Halk da yetkiydi. o anayasayı öyle yazmışlardı. Yani darbeciler geliyorlar ellerindeki silahı koyuyorlar masaya, anayasayı yapıyorlar. O anayasayı yapma yetkisine sahip oluyor ama millete gelip ondan oy alıp meclise seçilmiş olanların %60'ı, %65'i bir araya gelip bir konsensus oluşturup diyorlar ki ya anayasanın şu maddesini değiştirelim. Meclis seçeceğine halk seçsin Cumhurbaşkanı'nı. Hemen bu kafa, işte CHP kafası çıkıyor. Diyor ki bu meclis anayasayı değiştirme yetkisine sahip değildir. Derbecinin olan yetkisini milletin meclisine tanımayan adamlar. Var. Bir de anayasanın hangi maddesinde meclis hani Yok. tanım yapar, tanım yapılırken işte demokratik yollarla şu tarihte seçime gidilir, bu tarihte şey olur, şu kişi şu kadar oy alırsa bu olur denildiğinde hangi anayasa maddesinde şu meclis seçebilir, bu meclis seçemez. Tam aksine. Tam aksine. Her meclisin seçebileceğini ama o meclisin salt çoğunluğunun değil 175 milletvekilinin değil 225'in 250'nin 275'in değil nitelikli çoğunluğunun 4'te 3 olur 5'te 3 olur Bu nitelikli çoğunluğun anayasa değişikliği teklifi verebileceği kabul edebileceği ayrı ayrı yazılmış E madem yapabilme yetkisi yok o meclisin Anayasaya niye yazmış darbeci bile yazmış ya e, Kenan Evren bile yazmış oraya demiş ki. E işte meclisin dörtte üç çoğunluğu kabul ederse direkt yok işte şu kadarı kabul ederse de o zaman referanduma gidebilir vesaire diye yazmış. Bunlar ne diyor? Hayır. Meclis seçime girerken millete diyecekti. Biz anayasayı da değiştireceğiz. Onu demediği takdirde. E dedi. dedi AK Parti abi. dedi. Bütün anayasayı değiştireceğiz dedi. E efendim onun demesi yetmez diyor bu sefer. Bizim de demiş olmamız gerekirdi. Tabii. E a artık bunun da şeyine kadar gitmenin bir alemi yok. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın ama o mahrem erkeğin Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisinin sözlerini aslında uzun uzun konuşmamız lazım. Başörtü yasağının tümüyle kaldırılması ve anayasal güvence altında bu ülkede artık hiçbir şekilde kimsenin başı açıktı, kapalıydı diye tartışılmaması için getirilmek istenen AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi tarafından getirilen o kanun değişikliğine, anayasa değişikliğine aslında şimdi şu ana kadar 5. 6. gün oldu. İyi partililerin çoktan imza atmaları gerekirdi. Ses yok. Ama maalesef ki maalesef ben işte haca gittim. Ben 7 yaşından beri namazımı beş vakit kılarım diyen Meral Akşener'in partisi bu işten nasıl kendimizi kurtaracağız diye kara kara düşünüyor. Masaya gelecekmiş diyorlar şimdi. Altılı masada konuşulacakmış Dersin. önce bu durum. Ne, neyini konuşacaklar? Muharrem Erkek söylüyor. Hayır diyor. Anayasa değişikliği yapılmaz diyor. Şeyden önce seçimden önce olmaz diyor. Anayasayı değiştirtmeyiz. Anayasa değişikliği seçimden sonra yani diyor ki ben alayım diyor oyu. Ondan sonra bu kerizlerin hepsini sirkeleyeceğim ben zaten diyor. Ondan sonra rüyalarında görürler onlar anayasa değişikliği başörtünün anayasal güvenceye kavuşturulması, kanuni güvenceye kavuşturulmasını onlar yatarlar akşam uyur diyor. Orada yok. rüyalarında görürler. Saadet'ten de ses yok. Evet. Yani şöyle düşünün normal şartlarda demesi lazım. Arkadaşlar geldi bu mecliste farkında mısınız? Hadi bizim bir vekilimiz var, iki ne bekliyor gitti. Abdülkadir Karaduman? Tabii, ne bekliyor yani? Onun gündeminde nereden ki, gelecek? Ne emri ne bekliyor kaptı? ki? Hemen koşa koşa Allah razı olsun AK Parti böyle bir kanun teklifini hazırlamış. Biz CHP'nin hazırladığına imza atmaya biraz şey olduk ama şimdi anayasal bir güvence getirilmiş. Ben de geliyorum. Buna destek veriyorum. Evet, altılı masanın içinde biz yer alıyoruz. Ve vebalin büyüğünün AK Parti'de olduğuna inanıyoruz. AK Parti de vebalin büyüğü olan parti olarak şimdi Anayasal güvence istiyor. Ben buna bakıyorum. Bu teklife bakıyorum. Doğru bir teklif. Aile noktasında da doğru bir teklif. Başörtünün veya baş açıklığın hiç kimsenin temel hak ve özgürlüğünün kısıtlanması için bir sebep olamayacağını belirten yani bu anayasa değişikliğini de ben destekliyorum. Alın atıyorum imzamı. Bakın attım. Abdülkadir Karaduman. Neredesin? Uyuyor musun? Konya'da mısın? Enflasyonda bilmem işte vakıf üniversitelerindeki fakir öğrenciler için onlara da verelim. Anadolu Gençlik Derneği veriyor ama o Anadolu Gençlik Derneğine tecavüzcü diye iftira atan senin yanı başında CHP'li milletvekilleri var. Şimdi Anadolu Gençlik Derneği için ben bunu demedim, özür dilerim deyince Hayrat Vakfı için, İlim Yayma Cemiyeti Onlar için, için Ensar Vakfı için Tabii. edebilirsin, ona küfür normal edebilirsin, normal Onları ya. tecavüzcü gösterebilirsin demiş gibi tamamdır biz kankayız, hemen koştuk Saraçhane'de. Kemal ile birlikte Sabri Tekir'i hemen arza endam yaptırdınız. E ne oldu peki Yıldırım Kaya'nın o iftiraları? tıp fakültesinin son sınıfındaki öğrencilere siyasi iktidar demiş ki bundan sonra asgari ücretin şu oranında bu, bu, öğrencilerimize maaş bağlayalım. Niçin? Ya diğer fakülteler, hukuk fakültesi bile 4 yıl, tıp fakültesi 6 yıl. Gençleri biz 6 yıl okutuyoruz 4 yılken İki yılda fazladan okutuyoruz. Niye? Sağlık önemli bir mevzu. İyi de bu çocuklarımız diğer fakültelerden mezun olanlara göre geriden mesleğe başlıyor. İki sene geç başlıyorlar. İki seneleri daha eğitimle geçiyor. E Bunların bir elinden tutalım demiş siyasi iktidar. Fakirler için vesaire vesaire de e, devlet üniversiteleri için tümüne getirmiş bu kuralı. E vakıf üniversitelerinde yani paralı eğitim gören tıp fakültesi öğrencileri içinde Abdülkadir Karaduman demiş ki ya parayla okuyanların birçoğu zengin evet ama fakir olup da başarılı olup vakıf üniversitelerine giden orada %50 ile okuyan %25 ile okuyan burs alan öğrencilerimiz var. Onlar da bu devlet desteğinden yararlansınlar dediği noktada ben tamam olsun derim. Ama yani insaf edin. İlim Yayma Cemiyeti bu noktada taşın altına elini koyduğu noktada CHP'liler onu tecavüzcü diye suçlayacak. Abdülkadir Karaduman çıkıp da siz ne diyorsunuz ya Anadolu Gençlik Derneği de tecavüzcü değildir. İlim Yayma Cemiyeti de tecavüzcü değildir. Haddinizi bilin demeyecek ama iktidara da oturup kalkıp akıl vermeye kalkışacaklar. Bu da samimi bir tavır değildir. Evet. Şimdi takvim diyor ki Kemal Bey'den kırmızı kart Kılıçdaroğlu, şey e, İmamoğlu'na. Yeni Şafak diyor ki İmamoğlu'nun genel başkanı kim sahi diye hatırlatıyor. Niye? E, İmamoğlu asıl kumpasın Kılıçdaroğlu'na kurgulandığını söylüyorlardı. İmamoğlu'nun verilen cezası mahkemeden çıkar çıkmaz Meral Akşener'le birbirine sarıldıkları oley deyip e ee, sevinç gösterisinde bulundukları sonrasında da Kılıçdaroğlu'nu beklemeden onun gelmesine dahi fırsat tanımadan hemen miting organize edildiğini. Bugün Abdülkadir Selvi'nin de köşesindeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya biz yapalım mitingi dediğini meraklı Akşener'in öyle söylediği iddia ediliyor. Biz yapalım bu mitingi. Bu koca kalabalık gelmiş. Şimdi bekletmeyelim bunları burada. Yarın bir daha yaparız Kılıçdaroğlu geldiğinde dediği ifade ediliyor. Şeyde de Yeni Şafak'ta da İmamoğlu'nun iki yıl 7 ay ceza aldıktan sonra İyi Parti lideri Akşener ile samimi görüntüleri ve kucaklaşması CHP CHP'de rahatsızlığa neden oldu. CHP'liler şaşkınlıklarına İmamoğlu'nun genel başkanı kim? Kılıçdaroğlu mu? Akşener mi sözleriyle ifade etti. Ancak kulislerde parti üzerindeki etkili bir genel başkan yardımcısı ile bir grup başkan vekili ve bazı vekillerin İmamoğlu'ndan yana tavır aldığı söyleniyor. CHP kurmaylarının bir bölümünün Kılıçdaroğlu'na bir bölümünde İmamoğlu'na destek verdiği ifade ediliyor diyor. Reklam saatimizi geçirmedik mi? Evet reklam saatimizi geçirdik ama arkadaşlar içeride herhalde bir teknik şey var onunla uğraşıyorlar. Peki biz devam edelim. Dediler. Biz devam edelim o zaman. Şimdi bu noktada AK Partililer de MHP'liler de bazı uyarılarda bulundular. Hatırlatmada bulundular. Şimdi ceza aldığında Tayyip Erdoğan üzgün bir şekilde konuşmasını yapıyor. Kesinleştiğinde daha doğrusu. Emine Hanım, Emine Erdoğan ağlıyor. Şimdi ne oluyor? Başkan Erdoğan şiir okuduğu için ceza aldığında. Evet, şiir okuduğu için. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak denildiği için, ki bunun öncesi de var. Yani sadece ve sadece hayatında bir defa bir Yüksek Seçim Kurulu üyelerini ahmak demiş olsa Ekrem İmamoğlu... O noktada çok fazla belki ben de ya bir kere ağzından bir şey kaçırmış bir özür dilemesi sağlanıp bu işi cezasız bir şekilde bitirmek gerekirdi. Ama evveliyatına bakıyorsunuz valiye it diyor. Tabii. Geçiyor belediye meclis üyesine kayak takımı diye başlayıp devam ettiriyor vesaire vesaire. E dolayısıyla böyle ağzı sürekli küfürlerle meşgul olan bir belediye başkanı yüksek seçim kurulu üyelerine de ahmak deyince... E belli bir noktada hakim de bir ceza vermeye yönünde sergiler. Yani bunu seriye bağladığı evet. anlaşılınca. He, 2 yıl yedi ay olmaz da. Yani bir yıl olurdu. Onun kanuni artırımı şu kadardır. O yapılırdı. Onu da paraya çevirebilirdi veyahut da sabıka kaydına bakardı. Sabıka kaydına göre hükmün açıklanmasının ertelenmesi mümkün deyip o yönde bir karar verebilirdi. Ama siz bu karar verildikten sonra seviniyorsanız Meral Akşener'le evet bu görüntüyü veriyorsanız gülüyorsanız her iki tarafta gülüyorsa e ne güzel oldu da bir ceza aldık. Şimdi bakın oylar akın akın bize gelecek. Şimdi bize aday olarak göstermiyordu CHP. Direniyordu. Başka isimler belirlenmesi için çalışılıyordu. Abdullah Gül mü olsun yoksa Abdullah Gül yerine bir başkası mı olsun? 2007'de biz Abdullah Gül'ü seçtirmemek için ölümüne mücadele ediyorduk. Şimdi Abdullah Gül'ü nasıl aday göstereceğiz? Bu utanmazlığı nasıl yapacağız diye düşünen CHP'lilere rağmen bunlar şimdi diyorlar ki işte biz çıkış yolunu gösteriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na da bir ceza verildiğine göre hemen Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterelim. E Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Diyor ki sen 16 milyonun başkanısın. Seni hizmet etmekten kimse alıkoyamaz diyor. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksın sen. Biz seni aday göstermeyeceğiz kardeşim. Sen 16 milyona hizmet edeceksin diyor. Ekrem İmamoğlu'nu 80 milyona onlara göre hizmet ettirmek için Meral Akşener diyor ki seni kimse önleyemez artık sen Türkiye'nin artık adamı oldun vesaire diyor. Böyle 85 milyon. 85 milyon masanın altından birbirleriyle kavga ediyorlar. Bugün gelinen noktada işte o kavgalarda artık işin boyutu çok netleşiyor gibi. Bir de bir şey daha vardı. Hani adayın önemi yoktu. Bunlar ne diyorlardı? Aday çıkar, biz aday çıkaramıyoruz dedi. Adayın yani, önemi yok diyorlardı. Yani, Türkiye zaten musun? ittifakı diyorlar. İnanıyor musun? Mümkün mü? Adayın önemi yoksa bir dedikleri bakın şurada dedikleriyle şurada dedikleri hemen arkasından bir adım atıyorlar. Bir sonra dedikleri birbirini tutmuyor. Adayın önemi yoksa paçavraya çevirirler. Niye diyorsunuz kardeşim? Deyin ki istediğiniz kadar paçavraya çevirin. Biz ilkeler çerçevesinde bu adayı gösterdik. Zı vız gelir tırıs gider ki vız gelir tırıs gider de Ekrem İmamoğlu'nun gene sözü. Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmenine yaptığı hakareti de içeriğini bilmemekle birlikte o genel yayın yönetmeninin ifşasıyla şu kadarını biliyoruz. Gazeteciler olarak siz duysanız diye başladı Metin Yılmaz Sözcü gazetesinin Tabii genel onu yayın unuttum yönetmeni. Ben. Evet Öyle, siz... arkasından vız gelir tırıs gider diyerekten yine Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Ve bunların hepsini ardı ardına koyduğunuz zaman yani altılı masadaki Temel Bey olsun, Ahmet Bey olsun hepsine çağrıda bulunalım. Siz prensipleri belirlediyseniz bu prensiplerin dışına da çıkmayacaksa Cumhurbaşkanı adayı zaten sembolik bir Cumhurbaşkanı olacak dediğinize göre Cumhurbaşkanı'nın isminin, kimliğinin bir önemi yok diyorsunuz. E bırakın açıklayın, paçavraya çevirsinler. Siz deyin ki İlkeleri paçavraya çeviremezsiniz. İlkelerdir önemli. Biz neyi önemsiyoruz? Biz tutarlı olmayı önemsiyoruz. Tutarlılık ilkesini Cumhurbaşkanı eğer yanlış bir şey yaparsa paçavraya çevirdiğiniz sizin adam biz tutarlılık ilkesi gereği gene o yolda yürüyeceğiz ve onu da o cumhurbaşkanına da yaptıracağız diyebiliyorsanız buyurun bunu açıklayın. Ha, millet de desin ki ya bunların Cumhurbaşkanı adayı. Bakın gayet güzel anlaşıyorlar. 6 kişi anlaştığı gibi 7.yi de destek vermesi için çağırıyorlar. O da onay veriyor ve adaylarını da açıklıyorlar. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Ne zaman diyorlar? Açıklayacağız. ya yani Acele etmeyin ya sabır biraz sabır diyorlar. Bakacaksınız Ömer Çelik'in dediği gibi AK Parti sözcüsü. Diyor ki 23 Temmuz'da falan açıklayabilirler seçim yapıldıktan bir ay sonra Cumhurbaşkanı adaylarına açıklama ihtimalleri var diyor. E böyle gülünç durumlara düşüyorlar. Dün de şey diyorlardı Ocak sonuna kadar açıklayacağız diyordu. Bülent Tezcan herhalde söylüyordu. Yani Ocak ayı sonuna kadar bunların ne dedikleri kendileri açısından yaptıkları açıklamadan ben şahsen bir neticeye varamıyorum. Şu an itibariyle işte Mansur Yavaş ön plandaydı. Bu Bitti. mahkumiyet kararıyla bitmedi. Bence öyle bitmedi. Yani onlar öyle, onlar öyle söylüyorlar. Ama işim en başında belki bitmişti. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu iki belediye başkanı içinde siz görevlerinizi yapmaya devam edin diye bir açıklamada bulunmuştu. Arka planda Abdullah Gül'ü mü hazırlıyorlar yoksa bambaşka bir hazırlıklarım mı var? Süreç içerisinde göreceğiz. Onlar da şimdi bizimle alay ediyorlar. Ya ne kadar çok merak ediyormuşsunuz falan diye. Ya biz bir şey merak ettiğimiz için değil. Biz şunun için, ya bu altılı masa gerçekten anlaşıyor mu? Gerçekten oturdukları zaman, ya bakın devletin şu sorunu var, hızlı hızlı bu konuyu konuşalım. Bunlar yarının da habercisi aslında, e, olası e, bir yalırının. Nasıl kavga edeceklerini gösteriyor bu. Nasıl eğer seçim kazanırlarsa bunlar, Allah korusun seçimi kazandıktan sonra yapacakları kavgaların habercisi bu. Şimdilik aman o konuya girmeyelim, bu konuya girmeyelim, o konuya girmeyelim. Seçilirlerse şöyle olacak. Aman İstanbul sözleşmesine girmeyelim. Aman İmam Hatip'e girmeyelim. Aman Kur'an kursuna girmeyelim dedik. E şimdi bu sorunların hepsi karşımızda duruyor. Biz bir hafta içerisinde CHP için söylüyorum. İstanbul sözleşmesini hayata geçireceğiz dedik. Biz geçiririz kardeşim. Saadet Partisi diyecek ki hop ne yapıyorsun ya? Biz AK Parti'yi eleştiriyorduk. Sen onlardan daha berbat çıktın. Olur mu böyle bir şey ya diyecek. Hemen arkasından CHP diyecek ki ben tavanını tutamıyorum. Selçuk Bayraktar diyor Kızıl Elma'yı yerde tutamadık uçtu diyor. CHP de diyecek ki bizim tabanı tutamıyoruz biz. Bizim taban diyor ki İmam Hatip'leri kapatın diyor. Biz de kapatmak zorundayız dediği noktada. Hadi bakalım bir bakıyorsunuz altılı masa toplantısı sonrasında kapıda birisinin kaşı yarılmış birisinin saçı başa gitmiş. Öyle bir fotoğrafla karşı karşıya kalacak. Bir de şey ilginç değil mi? Şimdi e, Meral Akşener e, ittifakın aslında küçük ortağı. İttifakın ana omurgası CHP teknik olarak öyle görünüyor. Ama Meral Akşener Kılıçdaroğlu ben adayım diyor ve benimle misiniz diyor iki de bir de grup konuşmasında ki hakkıdır da yani önce Ekmelettin İhsanoğlu'na kaptırdı adaylığı sonra Muharrem İnce'ye kaptırdı şimdi diyor ki sıra benim artık ben benim vaktim geldi diyor e şimdi bakıyorsunuz Meral Hanım'ın Meral Hanım iktidarın büyük ortağı CHP olmasına rağmen Öylesine bir CHP içerisinde çatlağa neden oluyor ki. Önce dönüyor Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a. Arka tarafta CHP Genel Başkanı'nın başkanlığı ben adayım ben adayımı kimse umursamıyor. Diyor ki aha Mansur Yavaş oldu herhalde. Sonra dönüyor diyor ki yok yok Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince yine kimse aman boşver CHP Genel Başkanı'nı diyor ona dönüyor. Şimdi teknik olarak bakıyorum MHP'yi ele geçiremedi ama CHP'yi ya şahane parçalıyor ya da ele geçirmek üzere gibi görünüyor Meral Akşener. Evet o noktada da Meral Akşener'e yönelik eleştiriler var. Hep bulunduğu partilere ihanet etmiştir diyerekten. Şimdi de altılı masa içerisindeki diğer ittifak yaptığı partilere ihanet ediyor. Onlara arkadan hançerleme. Görevi üstlenmiş durumda diye eleştiriler var ki kısmen de doğru. Yani DYP'den ayrılmış ondan sonra AK Parti'ye gelir gibi yapmış. AK Parti'nin kuruluş noktasında hop vazgeçmiş ayrılmış. Sonra gitmiş MHP'ye MHP'den ayrılmış ayrılırken bir sürü adamı götürmüş. E şimdi gel, gelinen noktada CHP ile ciddi bir ittifak yaparken... Yarın öbürsü gün CHP'ye de arkadan hançerleme yaparsa ki ben o noktada da arkadan hançerleme benim karakterime aykırı bir şey. Ama CHP ile yolları ayırma noktasında bir girişimde bulunursa ha, doğru bir şey yapıyor. Onu Çünkü, söylerken de borcum yok diyor ama bakın evet, ne diyor? Benim CHP'ye biz borcumuzu ödedik diyor. Borcumuzu ödedik diyor ama ne kadar dürüst bir şey söylüyor veya ne kadar samimi onu e, net olarak izleyiciler takdir etsinler. Ben sizin o tespitinize şu açıdan katılmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ben adayım diye çok net ifade kullanmadı. Ama şunu söyledi işte bir kere de Kemal Kılıçdaroğlu bu kardeşiniz olsun vesaire diyedi dolaylı olarak. Ben onu yanılabilirim ama şey, ön sezilerim onu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi aday olacakmış gibi bir hava oluşturup ardından tıpkı Tayyip Erdoğan aday olduğunu göstermediği halde benim yapacak çok işim var başbakanlıkta deyip Abdullah Gül'ü son dakikada aday olarak gösterdiği gibi ve büyük de bugün dahi övgülerle karşılanan o cesti ne büyük kendisine seçmen nezdinde de bir artı getirdiğini gören Kemal Kılıçdaroğlu ben olacağım gibi bir görüntü verip son dakikada Abdullah Gül gibi birisine adaylığı verip ardından da bakın biz Cumhurbaşkanlığından bile felaket ettik. Kemal Kılıçdaroğlu böyle büyük bir adam şeklinde bir takdimde bulunacaklarını yönünde benim bir ön var ama yanılırız yanılmayız bilemem. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz ama Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmaya çalışanlar veya Mansur Yavaş'ı aday yapmaya çalışanlar Öbür taraftan HDP bileşeninin de bakıyorlar ağzından ne çıkacak diye. Mansur Yavaş'a biraz mesafeli duruyor HDP. E o zaman ne yapalım ne yapalım? Ekrem İmamoğlu'nu olsun diyorlar. Fakat i̇şte bunların hiçbir içinde iyi de parti, Saadet Partisi ortada yok. Meral Akşener HDP'yi mi kolluyor bu tavırla? Yani HDP'nin ne dediğini çok mu önemsiyor? Ama şimdi, düşman gibi görünüyorlar birbirlerine. HDP ile gayet güzel şu an e, Turan Çömez, evet, e, eski vardı. Ak Partili ve şu anda İyi Parti'de İyi danışmanlık yapan Turan Çömez Demikten ki serbest bırakılmalı diyor. Evet resmi olarak da İyi Parti'ye girdi. Evet. E şimdi ben milliyetçiyim diyen, ülkücüyüm diyenlere Yavuz Avralioğlu bir çıkıyor işte bir şeyler söylüyor. Ondan sonra bir ay ortalıktan kayboluyor. Müsavat Dervişoğlu çıkıyor bir şeyler söylüyor bizim milliyetçiliğimize kimse bir şey söyleyemez. Bizim PKK karşıtlığımıza kimmiş kimin haddi neymiş diye bir söylem geliştiriyor. Sonra iki ay ortadan toz oluyor bir bakıyorsunuz. Sahnede kim kalıyor? Bahadır Erdem kalıyor. Bahadır Erdem kim? E i̇şte İyi Parti içerisindeki HDP'nin temsilcisi diyebileceğiniz bir isim. Veyahut da şimdilerde onun da yanına bir arkadaş olarak Turan Çömez gelmiş. Turan Çömez ne diyor? Turan Çömez de diyor ki Selahattin Demirtaş'a yapılan şu anki yapılan uygulama hukuksuzluktur. Aslında Selahattin Demirtaş dışarıda olması gerekir. Selahattin Demirtaş niçin içeride peki? Kobani olaylarında halkı sokağa çıkması çağrısında bulunan HDP açıklaması sırasında eş başkan olduğu için. Vatandaşları sokağa davet etmiş. O sırada insanlar karışıklık içerisinde 50 küsur insan hayatını kaybetmiş. Bunun hesabını vermek üzere şu an Selahattin Demirtaş yargılanıyor. Bunun ötesinde de bazı söylemleri var. PKK'nın başı Abdullah Öcalan için çıkmış. Demiş ki, "Biz durun hele, durun. Daha heykelini dikeceğiz." Daha heykelini dikeceğiz. Sayın onun sözü bu. Sayın dedi. "Sayın Öcalan'ın heykelini dikeceğiz." dedi. E şimdi bunun faili olan kişiyi eğer iyi Partili bir danışman dışarıda olması gerekir diye avukatlığını üstleniyorsa ve iyi Partililer de çıkıp ne diyorsun ya sen? Sen AK Parti'nin yoksa içimize sızdırdığı ajan mısın diye onu sorgulamıyorlarsa o kişi de ya siz bana niye saldırıyorsunuz ya? Meral abla bana dedi ki Selahattin Demirtaş dışarıda olması gerekir diye bir açıklama patlat. Ben senin arkandayım dedi. Siz giy, kenarda oturun biraz diye cevabını vermezse e o zaman herkes seçmende ona göre gidip oyunu kullansın. Kim kimdir gayet iyi seçmende şimdiden bilsin oyunu ona göre kullansın. Evet sözcüde Hamdi Averak'tan Yargıtay'ın onursal daire başkanıymış. Ee, bir döneminde en etkili isim en çok sesi çıkan isimlerinden biriydi. Akit'in de bugün manşetinde Yargı CHP'nin arka bahçesiydi o dönemde. Onu da konuşmak lazım ki onu da ifade etmiş olun. Geçmişte yüksek yargıyı adeta arka bahçesi olarak kullanan CHP, altılı masa içinde yaşanan adaylık kavgasını perdelemek için bağımsız yargıya çamur atıyor diyor. Vefa Partisi ve Fazilet Partisi'nin kapatma davası açan yargıtay eski başsavcısı Vural Savaş CHP'ye koşmuştu. Görevi bittiğinde okuduğu şiir nedeniyle dönemin İBB Başkanı Erdoğan'ı mahkum eden ve siyasi yasak kararını onayan Naci Ünver CHP rozetiyle buluşmuştu. Yine 28 Şubat'ın meşhur yasakçılarından Yekta Güngör Özden 28 yıl aralıksız CHP'de görev yaptıktan sonra AYM başkanı olmuştu. Başörtüsü insan hakkı değildir diyerek 28 Şubat darbesine katkı sunan Rıza Türmen AYM'de AYM'de yargıçlık sonrası CHP'de Soluka soluğu almış, meclise girmişti CHP sayesinde. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Ergenekon'dan tutuklanan Cihaner de CHP'ye katılarak milletvekili olmuştu. Adalet Bakanlığı müsteşarlığı da yapan Yusuf Kenan Doğan istifa edip CHP'den aday olmuş. Seçilemeyince yeniden görevine geri dönmüştü diyor. Ben de sonunda hem akiti değerlendirelim hem de Sözcüye konuşan Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan'ı konuşalım. İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezayı değerlendirmiş. Aktan bozulması için çok gerekçe var demiş. İstinaf ve Yargıtay'da dosya öne alınabilir demiş. Bakın biz bunu o ...şeyden, karanlık odacılardan hatırlıyoruz. Uyutulur, bilmem ne yapılır. Hatta burada da tepki gösterir ki... ...nasıl bir hukuk sistemi ki sizin elinizde... ...siz de buna okey çekiyorsunuz, uyutulabilir... ...bilmem ne yapılabilir. Hamdi Averak'tan demiş ki öne de alınabilir. İşte onlara sormak lazım... ...nasıl yapıldığını... ...onlar gayet iyi bilirler. Öne çekmeyi, uyutmayı... ...vesaire iyi bildikleri için... Onların jargonunda bunlar günlük işlerdendir. Hemen çıkıyor, ifşa ediyor. Hamdi Veraktan kim? Akit'in manşetiyle birlikte değerlendirelim. Yargıtay'da 20 tane hukuk dairesi yaklaşık vardır. O tarih itibariyle söylüyorum. Ceza dairesi olarak da 12 civarında ceza dairesi vardı. En kritik ceza dairesi 8. daireyle 9. ceza dairesidir. Yargıtay'da o tarihlerde. Yani 28 Şubat ve 28 Şubat'ın sonrasında da 2010 yılına kadar gelen süreçte. Siyasetin Eyfim. iplerini evet. şeyde tutmak istiyor, isteniyorsa bu iki o, o ceza dairesi iki ele ceza geçirilirse dairesi. sorun biter. 9. ceza dairesi biraz daha terörle ilgili olanları. 8. ceza dairesi ise sadece konuşmayla 312'ye 2'yi inceler. Dolayısıyla 8. ceza dairesinde kimler buluşuyor? Bakın şimdi. Ortadaki Naci Ünver dairenin başkanı. Bakın. Yargı ne hale gelmiş. Naci Ünver emekli olunca hemen koşuyor Deniz Baykal'la rozeti takıyor CHP'den. Kimlerin kararında imzası var Naci Ünver'in? Erbakan'ın siz eğer ne mutlu Türk'üm diyene derseniz birisi de çıkar ne mutlu Kürd'üm diyene. Dolayısıyla barış olmaz sözlerinden dolayı Erbakan Hoca'ya cezayı onaylayan dairenin başkanı kendisi de evet oyu veren bir kişi. Naci Ünver'in hemen sağ alt köşede Yusuf Kenan Doğan. Yusuf Kenan Doğan kim? Seyfi Dede'nin müsteşarı olup sonradan müsteşarlık görevi bitince mecburen bunu bir yere koymamız lazım. Bu adam müsteşarlık yapmış bir adam. Nereye gitmesi gerekir? Yargıtaydır bunun eş değer görevi denilip. Yargıtay'a gönderilen, Yargıtay'a gönderildiği zaman da Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplanıyor. Diyor ki bu normal adettendir. Gelmiş bir yeni üyemiz gelmiş. Bunu nerede görevlendirelim? E Seyfi Dede'nin müsteşarı bu. Nerede görevlendirmek gerekir? Nerede ihtiyaç var? Siyasilerin cezaların neresi onaylıyor? Sol zihniyet çerçevesinde karar vermeye en fazla ihtiyaç olan yer neresi? 8. Ceza Dairesi. Naci Ünver abimiz de bir adam arıyordu zaten. O zaman Yusuf Kenan Doğan'ı oraya vermemiz lazım. Etti mi iki? Beş tane üyesi var zaten. İki etti. E başka? Hamdi Yaver Aktan var. Şimdi Sözcü Gazetesi'nden sizin verdiğiniz akıl veriyor. İstinaf ve Yargıtay dosyayı öne çekebilir diyor. Yani şu sırayla bu dosyaların hepsini incelemeniz lazım. Şu kağıtları eğer okumaya başladıysanız bu kağıtların hepsinin sahibi farklı. Dilekçeler farklı. Sırayla okuyacaksınız. Kural bu. Bunu okuyacaksınız. Anayasada eşitlik bunu... ilkesi evet, var eşitlik ya. Eşitlik vesaire. Sonra bunu okuyacaksınız. Sonra bunu böyle gideceksiniz. Ama bu arkadaş diyor ki, ya bu çok önemli bir şey değil diyor. Şuradan çaktırmadan alırsın bunu diyor. Bir şey olmaz ya diyor. Veyahut da şöyle de yapabilirsin diyor. İşine geliyorsa şu en üstte ya diyor. En alta da şunu, şunu şöyle yapabilirsin ya diyor. Evet. Ki yaptılar bunu. Tayyip Erdoğan'ın kararı, Diyarbakır Degemen'in verdiği karar Yargıtay'a gittiği zaman bu arkadaşların, bu abilerin, Naci Ünver'in, Yusuf Kenan Doğan'ın ikisi de vefat ettiği ve Hamdi Yaver Akta'nın üye olduğu 8. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Arkadaşlar ne yaptılar? Hemen şimdi geldi. Son gelen dosya nereye gider? En alta gelir. Buraya geldi. Konuldu. Baktılar. Aa! Hop! Buraya koydular. Hop! Onama verdiler. Evet. Hadi hayırlı olsun dediler. Yolladılar. Şimdi Hamdi Yaverak'tan onu tekrarlıyor. Diyor ki bunlar olur ya diyor. Olabilir diyor. Halbuki o tarihte biz bunu anlattık. Dedik ki 20 bin dosyanın altındaki bir dosyayı nasıl en üste çektiniz? Dava açtılar. Onlarca. Naci Ünver de, Yusuf Kenan Doğan da, Hamdi Yaver Aklan da. Kazandılar mı? E, kazandılar tabii. Kazandılar. Evet. Çatır çatır da Sorumlu. basın ilandan şuradan buradan Kesinlikle. o paraları aldılar. Şimdi çıkmışlar Ekrem İmamoğlu ahmak diyor. Ya ne demişiz biz? Bizim söylediğimiz kardeş demişiz. Şu en alttaki dosyayı buraya koymak ayıptır, günahtır. Kanuna aykırıdır, anayasaya aykırı. Neyi? Neye inanıyorsunuz? İstiyorsanız Roma hukukundan örnek verelim. Roma hukukuna da aykırıdır dedik. Olmaz. Burada 10 bin tane dosya varsa buradan bir dosya alınıp buraya koyulmaz ya dedik. Yok biz koyarız dediler. Bir de gittiler tazminat davası açtılar. O tazminat davalarını da kısmen kazandılar. Hepsini de değil tabii. Ve Şimdi gelmiş Hamdi Yaverak'tan akıl veriyor. Diyor ki şöyle olabilir, böyle olabilir vesaire vesaire diye. O kendi kesimine de. Ama Hamdi Yaver Yaverak'tan'ı biz başka ne yönleriyle biliyoruz? Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasını iki günde bir, üç günde bir, beş günde bir yazı yazmasıyla biliyoruz, tanıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin adeta yazarı olmuş bir kişi. Bir bakıyorsunuz Yargıtay'da 8. 8. Ceza Dairesi'nde üyelik yapıyor. Hatta orada başkanlık yapıyor. E siz şimdi bu kadar siyasi konulara kendisini angaje etmiş bir kişi. Orada daire başkanlığı yaptığı dönemleri sanki yargı bağımsızmış ama bugün bağımsız değil, bağımsız değilmiş gibi Saadet Partisi de çıkıyor. Sabri Tekire hayret ettim. Yani Temel Bey yerine gitti Ekrem İmamoğlu'na destek mahiyetinde kürsüye de çıktı. Adaletten şundan bundan dem vuruyor. Ya siz bu işin en fazla mağduriyetini yaşamış bir partisiniz ya. Ya insaf edin ya. 1997 yılında size iktidardayken Necmettin Erbakan başbakanlık koltuğunda oturduğu bir tarihte adamlar partinize kapatma davası açtılar ya. Demediler ki bu parti yüzde 21 oy almış, birinci çıkmış seçimlerden. Demediler ben açarım kardeşim yüzde 21 değil yüzde 98 de oy alsam ben açarım dedi Vural Savaş. Sonuçta kapattılar mı da partinizi? Kapattılar. Peki bir yerde onu da bir kenarda tutuyorum bakın refah partisini. O kapatma kararını götürdüler ahime. Ahim'de Türk yargıç bir tane Türk yargıç var Rıza Türmen Buyur. demesi lazım ki ya ben Türk yargıcım Refah Partisi'ni bilirim ben söylemine katılmam herhangi bir şekilde aynı düşünceleri de savunmayız ama hiçbir illegal olaya karışmamıştır Refah Partisi. Ben Refah Partisi'nin kapatılmasına hayır oyu veriyorum. Bu insan hakkı ihlalidir. Bu örgütlenme hakkının ihlalidir. Demesi gereken Rıza Türmen, Refah Partisi kapatılmayı hak etmiştir dedi. Ahim'deki yargıçlığı bitince geldi CHP'den milletvekili oldu. Şimdi dönüyoruz, Refah Partisi'ni kenara bırakıyorum. Çünkü 83-84'te kurulmuştur Refah Partisi. 97'ye kadar 98'e kadar 10 küsur yıllık süreç içerisinde üst üste bir şeyler bulursunuz. Ben katılmasam da hadi kapatmayı onlar reva gördüler. Peki, Fazilet Partisi 97'de kurulup yani Refah Partisi yerine kurulmuş bir parti. 99'da kapatma davası açıyorsunuz. 2 yıl. 2 yıl Hadi evvelkinde yok kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Bambaşka şekilde çarpıttılar. Söylemleri değiştirdiler. Yok efendim patates dininden demiş Erbakan Hoca Sivas'ta. Bir sürü yalanlar. 15 yıllık bir siyasi hayatını koyduğunuz zaman masaya çarpıtacağınız çok şey bu görebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Çarpıttığınız zaman da güçlüyseniz belki kendinizi haklı gibi göster. Ama iki yıl ya. Fazilet Partisi. iki yıllık bir siyasi hayatı var. E bu da onun devamı diyor. E bunun devamı diye değil. Esas gerekçe Merve Kavakçı'yı başörtülü olarak milletvekili adayı gösterdi diyor. Yani şimdi onu da kapattılar. Ve Ahim'e gittiği zaman Fazilet Partisi için Erbakan Hoca ve adamları, Erbakan Hoca'nın kendisi yoktu tabi ismen. Sonradan dediler ki ya Refah Partisi'ni kapatan ahime mi biz güveneceğiz? Bunlar gene insan hakkı ihlali değildir derler. Biz kendimi kendimizi rezil ederiz. Bunlardan hak hukuk falan beklenmez. Biz yeni parti kuralım yolumuza devam edelim dediler. Fazilet Partisi'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmediler bile. O kadar onların hukuk mukuk demediklerini artık Fazilet Partililer de kabul ettiler. E şimdi o Sabri Tekir Refah Yol Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı yapan Sabri Tekir çıkmış adalet efendim adaletten ayrılınıyor bilmem ne. Evvelden adalet vardıysa senin partini niye kapattılar? İki tane ayrı partini niye kapattılar kardeşim? Eğer adalet vardıysa o zaman demek ki senin partin kapatılmayı hak etmiş. E o zaman sen ne diye çıkıyorsun piyasada hala konuşuyorsun milli görüş vesaire diye. Neresinden bakarsın? Kapatanlar kapattırmayı onaylayanlar şu an CHP'de işte. CHP'de bakana, onlarla da birlikte. Rıza Türmen Evet. diyor ki hukuk devleti rafa kalktı diyor. Evet. Ahim'in anayasanın 26. maddesine Ahim'in 10. maddesinin ifade özgürlüğü açık bir ihlaliymiş İmamoğlu'nun. Ya İmamoğlu ahmak diyemem. ahmak diyebilmeliymiş. Evet. Bu ahimin 10. maddesine aykırıymış diyor. Türkiye'nin geldiği hal bu hukuk sisteminde diyor. Saadet Partisi de bu Türmen CHP'de. Saadet Partisi de bu adamla birlikte İmamoğlu'na yapılan evet büyük bir hak ihlaldir deyip aynı yerde şey yapıyor. E, refah'a da kapatan kapatılmasını mantıklı bulan ayım da bu adam işte. Evet Rıza Türmen'le birlikte şu an yol alıyor Saadet Partisi. Belki yöneticilerin gözleri artık görmüyor olabilir ama Saadet Partisi tabanı bu gerçekleri görmek zorunda. Evet. Şimdi bir başka mevzu daha vardı. Ona da girmekte fayda var. Sözcünün birinci sayfasında camide nikah kıyıp pasta kestiler diyor. Evet. Türkiye bunu da gördü. Feyzullah ve Zeynep adlı bir çift ibadet yeri olan camide mihrabın önünde masa korudurup dini nikah kıydırdı. Ardından da nikah pastası Kesip birbirlerine yedirdi der. İmamın elinden dini nikah belgesi alan çiftin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar cami ibadet yeridir dedi diyor. Evet, cami ibadet yeridir. Hazreti Peygamber'in uygulamasında düğün de yapılır, nikah da yapılır camide. Ama bilmezler. Ben de ya. öyle düşündüm ama şu pasta kısmı bana da biraz şey geldi. Yani, yani şimdi nikah paske... kıyılır camide, söz kesilir camide, her şey yapılır. Bunlar camiye gitmediği için bilmiyor. Evet camiye şimdi cumaya gitmiyorlar. Cuma hutbesinde neler söylenmesi gerektiğini dikte etmeye çalışıyorlar. Camiye vakit namazlarında gitmiyorlar ama e işte gençler ki kendilerini de tebrik edelim. Ben iyi Camide şu bir çıkış görüşüyle. yapalım demişler. Camiden hareketle bir evlilik yapalım. İnşallah mutlu oluruz demişler. E şimdi bu noktada Sözcü gazetesini rahatsız eden şey ne? Camide nikah kıyılması evet. bence. Yani. Oraya gelip hani bunlar diyordu ya, imam nasıl nikah kıyar kardeşim diyordu ya, aslında o nikah rahatsız ediyor. Hani Fatih Altay diye rahatsız eden cübbe ya, evet. yerel kıyafette cübbe ya rahatsız eden aslında, bu A da öyle. A aynı mantıkla hareket ediyorlar. Şimdi bu gençler eğer o pastanın 10 katını tepeye kadar, devamında alkol şu bu biranın istenildiği kadar içirdiği... Bir otelin bilmem neresinde yapsaydılar düğünü hiç sorun yok. problem yoktu. Şimdi camide yaptılar. Herhangi bir haram olan bir şey bir tek belki diyebilirsiniz ki ya pasta biraz daha tamam. sembolik olabilir. Ama işte Veya ben hiç orada olmasın orada yine şunu orada yine şu devreye giriyor. Buna bırakın da biz kızalım. Evet, Eleştireceksek evet. biz eleştirelim size ne? Evet. O noktadan bakmamız lazım. Ama sözcü işte cami hayatımıza da kendileri camiye gelmedikleri gibi bir de camide ne yapılıp ne yapılmayacağına da onlar karar veriyorlar. Hutbede ne okunacak, ne okunmayacak, ne nasıl okunacak, kime nasıl dua edilecek hepsini dizayn edip ama kendileri de kaçıyorlar. Kendileri gelmiyorlar. Bize de siz şunlara şunlara dua edeceksiniz, şunlardan şunlardan da bahsetmeyeceksiniz diye. Bizim inancımızın şeklini, şemalini, kapsamını da onlar belirlemeye çalışıyorlar. Bu riyakarlıktır, bu samimiyetsizliktir. Gelsinler kendileri de, he, ondan sonra diyelim ki, ya onlar da geldikleri için, camiye, cemaat oldukları için, ve şimdi bazı şeyleri de söylemeye kendilerinde hak görüyorlar denilebilir. Ama gelmedikleri camiden niye bahsediyorlar? Ona da şaşırmak. Ben denildim. şeyde de aynısını yaptılar. Ee, Suriyeliler ne kadar Suriyeli bilmiyorum. Arap gençlerde, zengin Arap turistlerde gelip orada eğlenmiş olabilirler. Ama Arapça konuşan herkes şu an kafalarında Suriyeli ya bunların. Mülteci ya bunların. Suriyeliler Taksim'de yılbaşı kutladılar, hopladılar, zıpladılar. Aynı tepkiyi orada da verdim. Ya şimdi ben kutlamıyorum. Kutlanmasını da desteklemiyorum. Müslümanın da kutlamaması gerektiğine inanıyorum. Ama ben bu tabloyu görüyorum. Evet rahatsızım ben de diyorum Suriyelilerin orada eyle şey yapmasından. Ya da Arapların orada ya da Müslümanların orada. Ama diyorum ki ya bırak buna ben kızayım ya. Siz, sizin göbek atıp oynamanız lazım. Bakın işte pasta kestiler ya. Ya işte biz pastayı camilerine kadar koyduk işte biz bu kadar deforme ettik bu adamları deyip sizin zil takıp oynamanız lazım. Suriyeliler yılbaşı kutlamışsa sizin vay be görüyor musunuz? Bunlara bile yılbaşı kutlattık biz kutlatıyoruz artık bu kadar dejenere edebiliyoruz bu toplumu deyip sevinmeleri lazımken bunlar üzülüyor. Bunlar diyor ki ya olmaz diyor böyle şey. Camiyi hayatın içinden çıkartmaya çalışıyorlar. Cami tamamen işte 70-75 yaşında, 80 yaşında insanların gidip geldiği bir yer olsun. 28 Şubat'ta da kapısına kilit vuralım diyordu vakit namazı haricinde. Evet, evet. Onu da yapamasınlar diyordu. Onu da yaptılar. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla yaklaştıkları için camiye çocukları gördükleri zaman Kur'an kurslarını kapatarak, yaz aylarında Kur'an öğretilmesi için 3 aylık, 2 buçuk aylık yaz tatilinde hemen evinizin yakınındaki camiye yollayabiliyordunuz eski yıllarda. Onu kapattılar. Kesinlikle 14 yaşından önce çocukları camide de olsa yani 2 saatliğine, 3 saatliğine sabahtan akşama kadar çocuk orada kalmıyor. Kur'an kurslarında tamam kalınıyor. Yatılısı var, gündüzlüsü var. Ama camideki Kur'an kursunda sadece sabah 9.30'da gelin çocuklar, saat 10.30, 11.30, 12'de de evinize dönersiniz deniliyordu. Ona bile rıza göstermediler. E şimdi geldiğimiz noktada da işte bir genç camiden çıkalım da yola. İnşallah birbirimize hoşgörülü davranırız, mutlu oluruz, Allah'ın yolunda yürürüz diye bir düşünce çerçevesinde camide düğünlerini veya nikahlarını yapmışlar ona bile itiraz ediyorlar ve camiyi soyutlamaya halkın içinden ayrı bir Noktaya nokta çek. gibi evet. göstermeye çalışıyorlar ama inşallah önümüzdeki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun da şeklinin şemalini belki pastanın şeklinin şemalini bu dayatma anlamında değil. Doğrusu budur. Dışarıdan bakıldığı zaman da veyahut da Hazreti Peygamberin de adeti budur. Çünkü eğer Diyanet bu işte görev üstlenmezse birisi gelir oraya def koyar düğünümü yapıyorum der. Evet. E bir başkası saz getirir. Aslında, e bir başkası bilmem arabesk müzik aslında de getirmeye kalkar. alternatifleri de var. Bu cami müsait mi bilmiyorum ama camilerin altındaki külliyeler bunun için var zaten. Evet. Sünnet düğünleri, normal düğünler, işte taziyeler zaten bu işin vazifesini görüyor. Ona da karşı Tabii Ona da karşı Yani caminin çıkıyor. içinde olmuş bu. Ama caminin altındaki belirttiğiniz salonlar konferans salonları oluyor vesaire. Onlara da karşı çıkıyorlar. Efendim cami ibadet yeri, ibadet yerinin altına toplantı salonu yaptılar. Toplantı salonlarında düğünler, nikahlar, eğlenceler, kınalar yapılıyor. Ne oluyor ne orada? Merdivenin altında ne oluyor? Yani, ne ne oradan? yapsınlar? Bunlar çıksınlar bilmem 5 yıldızlı otellerde, 8 yıldızlı otellerde, içkili mekanlarda düğünlerini yapmaya mecbur bırakılsınlar? O yapıldığı zaman ki kabul etmiyorum ben. O yapıldığı zaman da bilmem ne hocasının oğlu kınasını, düğününü alkolü içecek bulunan bilmem ne otelinde yaptı diye ona da karşı çıkıyorlar ki ben de karşı çıkıyorum. Yapmasın. Yani beş yıldızlı otelde yapmak mecburiyetiniz yok. Gelin şurada yapın, şunun altındaki varsa konferans salonunda yapın. Daha e, mazlut bir şekilde, daha mütevazi bir şekilde düğünlerinizi yapın. Paranız olabilir, zenginliğiniz olabilir ama gene dininizde yaşamaktan herhangi bir şekilde kendinize alıkoymayın diyorum. Evet. Şimdi kolonoskopi için bir buçuk yıl sonraya randevu verdiler diyor. Kim sözcü diyor. Çağ atlattık dedikleri sağlık sisteminde durum bu diyor. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde kolonoskopi için bir hastaya 29 Mayıs 2024'de gün verilmesi tepki çekti diyor. Ben şeyi de hatırlıyorum. Aynı kafa işte. Aynı kafa şunu da söylüyor. AK Parti AKP diyor. AKP insanları hasta ediyor ki şehir hastaneleri para kazansın Bu yüzden de şehir hastanelerini yapıyor Yandaş müteahhitlere veriyor diyor Yapsanız bir dert hastane yapmasanız işte böyle bir dert Şimdi vatandaşlar da gayet iyi biliyorlar Üniversite hastanesine gittiğiniz zaman farklı Evvelden çok daha kötüydü bu işlem İşçi, emeklisi ve işçiler başka hastaneye gidebiliyorlardı Memurlar ve memur emeklileri başka hastaneye gidebiliyorlardı ben yıllarca kule Dibin'de oturdum. Kule Dibin'de hemen bir belediye hastanesi vardı orada. O memurlar için imiş. Efendim işçiler gidemez buraya diye bir kural getirmişler. Gidemiyordunuz. Veyahut da tam tersi oluyor. Memurlar işçiler için yapılan SSK hastanesi var. Ona da işte şunlar şunlar gidemiyor diyorsunuz. Şimdi şu an için bir üniversite hastaneleriyle Devlet şehir hastaneleri arasında bir ayrım olabilir. Doğru şu an için. Işte. Bunlar o ayrımı da bunlar istiyor. Üniversite hastanelerinin özerk yapısını kamu hastanelerine bağlanmaması gerektiğini, muayene ücretleriydi, bıçak ücretleriydi, evet. profesörlerin özel muayene edebilmesiydi. Hepsini bunlar savunuyordu. Evet, onlar istiyorlar ama devlet bunu da bir tek el altında toplaması lazım. Şimdi burada söylenen şey ne? Diyor ki, işte bir buçuk yıl sonrasında gün verirdi. E sonra 300 liralık muayene ücretini ödeyince gitti. Peki bu arkadaşımız, bu hastamız Allah şifa versin. SSK hastanesine veya şehir hastanesine gitmiş mi? Orada ne zamana gün verilmiş? Bunu söylesinler. Desinler ki ya biz şehir hastanesine gittik. Orada 8 ay sonrasına gün verdiler. Üniversite hastanesine gittik. Orada da bir buçuk yıl sonrasına. Çünkü şehir hastanesinde herhangi bir ücret alınmıyor. Sese kalırsın veyahut da devlet senin şeyini, primini ödüyor ve sağlık yardımından yararlandırıyor. Orada eğer 8 ay sonrasına, bir yıl sonrasına gün veriliyorsa o sorun. Ama öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu hastamız ne yapmış? Kafayı takmış üniversite hastanesine. Ben illa üniversite hastanesinde şu profesörden kolonoskopi olacağım diye takmış kafaya gitmiş üniversite hastanesi de demiş ki ya kusura bakmayın bizim burada imkanlarımız şu şöyle, şöyle kısıtlı. Şehir hastanesine giderseniz 3 gün sonra olursunuz. Aa bizde illa olacaksanız şu anlık randevu sistemimiz böyle. Onun da biraz kovmak için. hep biraz da muayene ücretiyle alabilmek için. Muayene ücretini kim almıştır o zaman ben onu da soruyorum. Büyük ihtimalle Öğretim üyesi tabii, Kevin Ağabey. Tabii tabii ben söylüyorum ya. Şu sözcünün yazarı çizeri şu şeyi ne derler ona? Ne Öztürk'ü saygı Öztürk'ü Hacettepe'deki Cerrahpaşa'daki Çapa'daki o CHP rozeti takılan hocalarına sorsun. Üniversite hastaneleri kamuya mı bağlansın? Muayene ücretleri profesörlerin kesilsin mi kesilmesin mi? Bunu sorsun bak hep birlikte hoplayacaklar. Kesilmesin böyle aynen devam etsin. Şurada Cerrahpaşa. Daha düne kadar gidiyorduk, Cerrahpaşa'da koca bir afiş var, siyah. AKP'nin sağlık politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Ne? Muayenehane ücretleri, muayene ücretleri, bunları kamu hastanelerine bağlanırsa kesilecek, kesilmemesi lazım diyen bu adamlar. Eski Sağlık Bakanımız Recep Aktağ'ı linç ettiler. Allah razı olsun kendisine. Linç ettiler, işte bilmem tam mesai çalışma, part-time çalışma vesaire şeklinde bir yeni çığır açmak istemişti. Evet, dindar doktorlar bile bazı noktalarda itiraz ettiler. Ama işte bakın, bu örneği ne yapacaksınız? Tabii. Buyurun, 300 lira muayene ücreti aldıktan sonra alo, benim bir hastam gelecek onun kolonoskopi muayenesini veya tetkikini siz bir buçuk yıl sonrasına vermişsiniz hemen şimdi alabilirsiniz diyen öğretim üyesini acaba ne yapacaklar? Evet. Evet, kapatmadan önce Recep da anmış olduk. Allah razı olsun. Hakikaten bu tam gün yasası, sağlıkların bugün gittiğimizde, şu dakika gittiğimizde doktor bulunabilmesinin, hekim muayene olunabilmesinin, hekim seçebilme hakkının yegane mimarı Recep Aktağ'dır. O yüzden bizden olan sağlıkçılar bile sevmezler kendisini. Niye? muayenehaneler özel muayenehanelere hasta yönlendirilmesinin önünü kesen gereksiz o tahlil yığınları var ya o yığınlara engel olan kişidir diyelim. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun diyelim. Buluşmak ümidiyle inşallah